Merhaba, ben Boğaziçi Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu üyesi Enes Amurci. Büyük Sırama Startup'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde Teknopark'ta GES Teknoloji'nin kurucularıyla röportaj yapacağız. Hep beraber izliyoruz. Şu anda yanımda GES Teknoloji'nin kurucularından İlkay Çelik ve Mehmet Baylan var. Kendilerine GES Teknoloji'nin hikayesini soracağız. Evet, öncelikle GES kim? Kuruluş hikayesinden bahseder misiniz? Bahsedelim. İlkay ile beraber tanışmamız 2009 yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi Güneş Enerjili Sistemler Kulübü'nde oldu. Üniversitemizin hidrojen, güneş ve elektrik enerjisiyle çalışan araçlarını üreten ve bu araçlarla çeşitli yurt içi ve yurt dışına yarışmalara katılan bir ekiple tanıştık. Daha sonra İlkay ekibin elektrik elektronik sistemler bölüm sorumluluğunu yürütücülüğünü yaptı. Ben mekanik sistemler bölüm yürütücülüğünü sorumluluğunu yaptım. Burada çok çeşitli deneyimler, bilgi birikimleri elde ettik. Daha sonra yine üniversitenin bitimine yakın, daha öğrenciyken, devam ederken işte bu tecrübelerden ne yapabiliriz? Zaten sürekli aklımızda fikirler vardı. Böyle konuşurken bir firma kurup bu fikirlerimizden bir tanesini hayata geçirmeye karar verdik. Ve 2011 yılının sonunda GES Teknoloji firmasını kurduk. Böylelikle GES Teknoloji'nin hikayesi başlamış oldu. Öğrenciyken kurduk. Evet, öğrenciyken kurduk. Burada öncelikle kulüpte görmüş olduğumuz eksikliklerden yola çıkarak bir fikir üzerine bir startup yaptık. COSGAP'in ARGE inovasyon projesine başvurduk ve COSGAP'ten yaklaşık 400 bin TL değerinde bir hibe destek aldık. Ve bu projeyle yılda 2 keban santrali enerjiyi ülkemize geri kazandırma parolasıyla işe koyulduk. Yaklaşık bir sene sonra prototip aşamasını tamamladık, çalıştırdık. Sonraki aşamalarda ticarileşmesinde biraz sıkıntı oldu. Yani o zamana kadar bu girişimcilik ekosistemi de o kadar büyümemişti ve bir destek, bir yatırımcımız yoktu. Biz de piyasanın bizi yönlendirmesiyle özel elektronik devre tasarımları ve gömülü yazılımlar yapmaya başladık. Şu anda nereye geldiniz yani? Kaç kişi çalışıyor şu anda ofisinizde? Ne tarz işler yapıyorsunuz? Şu an piyasada çok sayıda partimiz var ve özel elektronik devre tasarımı ve gömülü yazılım yapıyoruz. Şu an gittiğimiz alan, ilk amacımız Türkiye'deki yapılamayan elektronik kartları yapmak, ithalatın önüne geçmek ve ikinci amacımız yurt dışına ihraç edebilmek bunları. Yani şu an biz de dahil 7 kişi olduk. Şu anki durumumuz böyle. Anladığım kadarıyla PCB tasarımı yapıyorsunuz, elektronik devre kartı dizaynı yapıyorsunuz. Hı hı. İşte şu anda yaptığınız projelerden bahseder misiniz? Girişte bazı devre kartları gördük, çeşitli boylarda, farklı kartlar. Neler yapıyorsunuz şu anda proje olarak? Sürüş ve sürücü takip sistemimizden bahsedebiliriz. Sürüş ve sürücü takip sistemimiz aslında yeni nesil bir araç takip sistemi. Ama biz buna araç takip sistemi demiyoruz. Sürüş ve sürücü takip sistemi. Bir filomuz olduğunu düşünelim ve bu filoda bir sürü şoförümüz var. Ve bu kişilerin nasıl davrandığını, neler yaptığını bunu bilmek istiyoruz. Bizim bu sistemimiz sayesinde geliştirdiğimiz donanım ve yazılım sayesinde sürücülerimizin sahada neler yaptığını biz anlık olarak görebiliyoruz. Örnek verecek olursak, sürücümüz makas mı atıyor yolda, hatalı sollama mı yaptı, işte dönerken sinyal vermedi, emniyet kemerini takmadı, gece farını yakmadı gibi 120 farklı kategoride sürücülerimizi biz değerlendirip ve sonunda bir sürücüye karne oluşturuyoruz. Bu karnede sürücümüzün iyi yanları, kötü yanları bunları görebiliyoruz, bunları önlemler alabiliyoruz. Ve aynı zamanda sürücü eğitimlerine yönelik aracımıza kitlerle donatılarak sürücülerin eğitilmesini sağlıyoruz. Peki şu karşıda bazı fotoğraflar görüyorum, bazı resimler var. Onlar sizin projeleriniz galiba. Onlardan bahseder misiniz? Evet, onların her birisi tasarım. Hı hı. Uğraştığımız projelerle alakalı tasarımlar. Biz aslında burada sektöre sadece elektronik kart yapmıyoruz, sadece yazılım yapmıyoruz. Aynı zamanda bir çözüm ortaklığı sunuyoruz. Her firma, her müşterimiz aslında bizim bir partnerimiz. Ve biz burada artık şunu gördük. Firmalar ya da projesi olanlar bu projeyi sadece içerisinde elektronik kartını alarak yapmak istemiyor. Bir bütün olarak bu işe bakılmak zorunda. Bunu anlamış durumdalar. Bu yüzden biz artık endüstriyel tasarım aşamasından
ürünün sahaya çıkana kadar, rafa koyulana kadar ki tüm süreçlerinde firmalarımıza danışmanlık hizmeti de veriyoruz aynı zamanda. Bu sayede bir ürün tek bir noktadan çıkmış oluyor. Yani tasarım bir yerde, kart bir yerde, işte mekanik bir yerde değil. Bize geldikleri zaman endüstriyel tasarımı, mekanik tasarımı, isterlerse plastik enjeksiyon ya da işte kesme, bükme kalıpları, bunların üretilmesi, hatta ve hatta isterlerse kutulanmış ürün olarak bizden temin edebiliyorlar. Bizim bu geçmiş süreçte elde ettiğimiz bilgi birikimlerini biz bu sayede artık hali hazırda belli bir pazarı olan firmalara açmış olduk ve onlarla partner haline geldik. Şu anda o tasarımlarımızla, görmüş olduğumuz tasarımlarımızla yaptığımız işlerden bazı örnekler. Şu ana kadar neler yaptığınızı konuştuk. Biraz da şimdiden sonra neler yapmak istediniz? Gelecek planlarınız hakkında konuşalım. Siz bahsedin isterseniz. Biz yani GESK olarak her ne kadar bir inovatif girişimle başlasak da sonradaki piyasa şartlarından dolayı biraz hobi girişimciliği firmasına döndük ve şu an hizmet sektöründe hizmet vererek işimizi geliştiriyoruz. Bu da bizi bir hayli yoruyor aslında çünkü çok ciddi gelişmiş insan gücü ve bir kaynağa sahip olmamız gerekiyor. Şu anki düşüncemiz GESK'in bu şekilde gitmesi ama yanında da daha yine tekrardan o girişimcilik ruhumuza dönerek bir inovatif bir girişimle işimizi bir başka steve taşımak istiyoruz. Bu noktada da şu an işte çok popüler IoT ve işte Endüstri 4.0 uygulamaları var. Biz de o alanda dikey olarak IoT alanında büyümek istiyoruz. Peki siz hayalinizin peşinden gittiniz, bir şirket kurdunuz, startup kurdunuz ve bugünlere kadar getirdiniz. Sizin gibi böyle fikri olan, şirket kurmayı düşünen, startup kurmayı düşünen insanlara neler önermek istersiniz? Biz yola çıktığında işte 4-5 yıl oldu, bayağı uzun bir yol ve zor bir yol. Yani sadece fikirle olmuyor bu iş, bunu anlamaları gerekiyor insanların. Şu an çünkü herkesin fikri var ama şöyle düşünüyorlar, biraz çok da popüler bir konu oldu şu an gelişimcilik. Fikrim var, yazılımcıyı bulayım, para bulayım, sonra işte şirketi kurayım falan, oradan milyon dolarlar falan kazanıyor fikri var ama bu böyle olmuyor. Bu bir bence algı yanılgısı. Bir konuda çok iyi olmamız gerekiyor. Yani biz burayı kurarken onun şeyini çok görüyoruz diğer firmalardan. Çünkü hem hardware hem software zaten biz otursanız biz de onları yapabiliyoruz. Yani şu anki personelimiz olmasa bile biz bütün işleri zaten çevirebilecek pozisyonuz. Yani onlarla daha da güçleniyoruz ama birilerine de kesinlikle bağlı değiliz. Yani her tarafından anlıyoruz. Çünkü tam dibinden, çekirdeğinden piyasa şartlarında yetiştik. Şu anki girişimciler bence orayı kaçırıyorlar. Yani sadece fikrin para ettiğini zannediyorlar ama bence öyle değil. Bir konuda çok çok iyi olmanız gerekiyor ve o kadar sıkı bağlanmanız gerekiyor ki o konuya. Yani rüyanızda bile onu görüp onunla yaşıyor olmanız gerekiyor. Yoksa olmaz. Yani sadece para ve bir ekiple bu iş olmuyor. Bu bir ruh işi. Bu kendini koyma işi. Şu anki girişim yapmak isteyen arkadaşlara vereceğim tavsiye, normalde çalışacağınızdan, maaşlı bir işte çalışacağınızdan riskiniz çok çok yüksek. Kazancınız belki daha az olacak uzun bir süre. Çalışmanız kesinlikle normalde 45 saat biliyorsunuz ama 90 saatin üstünde çalışıyoruz. 100 saatin üstünde de gördük. Bunu yaşayacaksınız. Yani normal bir insanın çalıştığının iki katından daha fazla çalışmanız gerekiyor. Gerçekten bir girişim yapmak istiyorsanız genelde şöyle bir şey vardır. İşte bir yere girip çalışalım, deneyim kazanalım. Deneyimden sonra çıkıp fikrimizi uygularız. Bu evet yapanlar var, yok değil ama oldukça zor bir şey. Çünkü üniversite yıllarında sizin sorumluluk olarak sorumlu olduğunuz kişi sayısı, sorumluluklarınız oldukça az, riskleriniz çok az, kaybedeceğiniz riskler. Ve bizim belki de ayakta kalmamızı, büyümemizi sağlayan buydu. Ama yıllar geçtikçe işte evlilik, çocuk vesaire, aile, yaşın getirdiği sorumluluklar arttıkça sizin o risklere karşı risk alma ihtimaliniz çok daha düşüyor. O yüzden böyle bir fikriniz varsa, kendinize inanıyorsanız kesinlikle bunu üniversite yıllarında başlatın. Aynı zamanda şu bir gerçek, şu an ülkemizdeki Ar-Ge destekleri ülkemizin durumuna baktığımızda çok iyi konumda. Yani artık benim fikrim var ya da işte bana destek olunmuyor söylemleri gerçekliğini kaybetti. Ciddi manada destekler var. Bugün işte teknogirişim destekleri vesaire, yine şu an BİK programları vesaire.
resmen şu anda devletimiz şunu söylüyor. İşte ben size 100 bin, 150 bin veriyorum. Bu parayı alıp batırabilirsiniz. Fikrinizi yeter ki deneyin. Bunu söylüyorlar. Bu çok ciddi bir olanak şu an için. Bizim zamanımızda bu kadar daha değerlenmemişti. Aynı zamanda işte melek yatırımcılık vesaire literatüre girdi. Buradaki ciddi teşvikler var yine. Bunları değerlendirmeleri lazım. Bu yüzden riski her zaman görsünler ve ne zaman risk alması gerektiğini iyi bilsinler. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'taydık. Büyük Sinema Startup'ın sonraki bölümlerinde görüşmek üzere.